Merhaba. Merhaba. Ayşe Sancakzade siz misiniz? Evet, benim. Şurayı imzalar mısınız? Tabii. Buyurun. Teşekkür ederim, buyurun. Teşekkürler. Rica ederim. Al işte bak, açmış sana davayı. Dün gece boşu boşuna mutlandın. Kendine gel Ayşe. Boşanmak isteyen sendin. Adam da boşandı işte. Haklı yani. Hiçbir suçu yok. Ağlama sakın Ayşe. Sakın ağlama. Ağlama. Kezban. Buyurun hanımım. Adnan Bey nerede? Biraz önce inmişti aşağı. Evet, indiydi ama sonra görmedim. Anneciğim, ben gördüm. Saadet hemşireyle beraber sabah yürüyüşüne gittiler. Spor amaçlı yani, kalbine iyi geliyor ya o yüzden. İyi yapmışlar. Anneciğim, o ne? Ayşe Ferit'e boşanma davası açmış. Aa, gerçekten mi? Hı. Ayşe'ye bak sen. Sonunda Ayşe çözüyor işi. Ferit'e kalsaydı sakız gibi uzardı bu iş. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin kızım. Nasılsın Azade anne? İyiyim kızım. Geç otur. Aç mısın? Servis açalım hemen. Yok değilim, sağ ol. Nasılsın abi? Görüşemiyoruz. İş güç işte. Geçmiş olsun sana da. Sağ ol. Geçti gitti. İyiyim. İyi. Sen nasılsın Eldim? Ben iyiyim Eldim. Ne olsun işte, eşimle kahvaltı ediyoruz. Çocuğu okula yolladım. Öyle bildiğin gibi. Hande de Ferit'le evlenince kocasını böyle uğurlayacak. İnşallah. Çocuklarının peşinden koşturacak. Tabii, inşallah. Sana da bir süvari yaptırayım mı? Yok. Ben müsaadenizle bir Ferit'le odamıza çıkıp bir iki süs eşyası aldım da onları bırakabilir miyim? Tabii kızım. Afiyet olsun Sinan abi. Sana da Eltim. Afiyet olsun Eltisi. Benim iştahım kaçtı, afiyet olsun. Eltisi. Zeynep Sancakzade. Buyurun benim. Kargonuz var efendim. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Azadeciğim, yine yapmışsın yapacağını. Unutmamışsın doğum günümü.
Azade. Alo Zeynep'ciğim. Aa, geldi mi hediyen? Nasıl, beğendin mi? Ay çok sevindim. Nice yaşların olsun canım. Biz de öyle olacağız. Çok mutlu. Şimdi sınırın öteki tarafında arsası, tarlası olan kim varsa bir satmakçı sıraya geçecek abi. Ya düşünsene, yabancı memlekettesin, paraya ihtiyacın var. E zaten gözden çıkarmışsın. Yani bir an önce satma derdine düşmez misin yeni bir hayat kurmak için? Ya Yaman, şimdi bu kadar tapuyu toplayacağız. Sonra ne olacak? E bir de nakit para lazım ya. Abi öteki taraftan bu akşam para geliyorsa merak etme ya. Biz aracıyız. İşimiz tapu toplamak. Üçü alacağız, öteki tarafa beşi aldık diyeceğiz. Oradan da yolumuzu bulacağız. Sen müteahhit adamsın ya, bilirsin böyle işleri. Ya böyle böyle ufak ufak arsalar birikecek. Bu akşam öteki taraftan gelen parayla başlıyoruz. Gönüllü birkaç kişi var zaten. Sen tamam mısın, bana onu söyle. Anlaştık mı? Anlaştık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ olun. Hanımefendi pardon, bakar mısınız? Müşteriyle ilgilenecek kimse yok mu burada? Ayşe kızım, duymuyor musun? Müşteri çağırıyor. Hemen ilgileniyorum. Buyurun beyefendi. Niye gelmiştiniz? Hanımefendi, size zahmet bir demli çay alabilir miyim acaba? Demli çay. Hemen getiriyorum. Oturmaz mısınız? Şöyle bir konuşalım. Yasak. Yasak. Müşteriyle oturup lak lak yapmak yasak. Davacılar bir geldi bana sabah sabah. Elime tutuşturdular. Sana da geldi mi? Evet, geldi. Ne güzel işte bak. Kurtulduk birbirimizden. Ulan sanki davayı ben açtım, bir de bana trip atıyor. Sanki marifetmiş gibi bir de gelmiş bana haber veriyor. Sen umutlanıyorsun hiç. Ne var, niye geldin sen? Ne istiyorsun? Ha? Boşanmamızın keyfini mi çatacaksın burada çayını yudumlayarak? Sakin ol Ayşe, buraya keyif çatmaya gelmedim. Niye geldin o zaman? Seninle konuşmaya geldim. Herkes aldığı kararın bedelini öder. Merak etme. Dün şu itirafçıyla görüştüm. Bir araştırma yaptım. Yerini yurdunu öğrendim. Şimdi de ailesiyle konuşmaya gidiyorum. Bilgi toplayacağım. Ben sana söyleyeyim, bu işin içinde iş var. Yani bizim dava biraz uzayabilir, haberin olsun. Uzarsa uzasın, önemli değil. Ya yeter ki gerçekler ortaya çıksın. Hem sen oraya yalnız mı gideceksin? Ya adam gerçek katilse? Bak bu polisin işi. Başını bela açarsın Ferit. Çok tehlikeli. Merak etme. Bir şey olmaz bana. Olacaksa da bana olsun. Sana ya da aileme değil. Asıl sen kendine dikkat et. Burası çok göz önünde. Bugün çarşıda çalışmışsın. Çalışmak zorundayım. Mecburum. Neyse. Üç gün sonra boşanıp şartlı tahliyen de bitince istediğin yerde, istediğin şehirde çalışırsın. Merak etme. Hadi kolay gelsin. Kalp Yarası ATV'de.